Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni Türk yapımı oyun Erzurum'a bir göz atacağız. Oyunun yapımcısından ben bir erken erişim kodu istedim ve kendisi beni kırmayıp bir tane yolladı. Oyun sanırım 2 hafta sonra falan çıkacak. Ben açıklamaya onun bir Steam mağaza linkini koyarım. Bu bir reklam değil, tamamen çok merak ettiğim için çekiyorum bu videoyu. Daha önce girip de oynamadım, sadece bir ayar yaptım kasıyor mu kasmıyor mu diye. Şimdi oyunun hikaye modu şu an kapalı. Bu arada oyunun yapımcısının size çok selam var arkadaşlar. İzleyen herkese çok selam söylememi istedi. Hikaye modu şu an kapalı. Mücadeleler bölümü var. O da kapalı. Ayarlar bölümünde işte grafikler, gösterge falan, işte burada sıcaklığı göster falan. Birazdan göreceksiniz zaten. Ses kısmı ve kontroller var. Kontroller yanlış anlamadıysam klasik survival oyunu kontrolleri. Serbest moda gireceğiz. Erzurum falan. Okey bakalım. Şimdi başlayalım. Yeni oyun. Hadi bakalım nasıl bir hikaye bizi bekliyor. Şu an gerçi hikaye modunda değiliz. Oyun biz sanırım kışın hayatta kalma, işte soğukta hayatta kalma gibi bir konuya sahip. Biraz bir göz atacağız. Çok da böyle uzun uzun oynayıp da spoiler vermek istemiyorum. Şimdi böyle bir yerde başlıyoruz. Kaplamalar sonradan yüklendi. Okey. Ben tamamen objektif olacağım oyuna karşı. İşte çok fazla eleştirildi. Bir de Ekşi Sözlük'te inanılmaz gereksiz gömmüşler. Sol altta sıcaklık göstergemiz, enerji göstergemiz, susuzluk ve açlık var. Bir de sağlığımız var. Sağ altta bir map'imiz var. Sol üstte de yine hava sıcaklığını gösteriyor. Eksi 19 santigratmış. Giysi sıcaklığı 5 dereceymiş. Hissedilen eksi 14. Biz hangisine bakacağız acaba? Ha, o 5'i 10'a ekliyor galiba. Eksi 10 saat 15.06. Şöyle shift'le koşabiliyoruz. Envanterimizde falan bir şey var mı? İstatistikler diyor. Sağlık sayı olarak görebiliyoruz. Hayatta kalınan süre. Güzel. Bunlara bak çok fazla. Bir dakika, göktaşı falan diyor. Bulunan göktaşı neymiş ya? Düşen göktaşları mı topluyoruz acaba? Okey. İşçilik dedik, craft bölümü. Buradan bir takım şeyler craft edebiliyoruz da üstümüzde hiçbir şey yok şu an. İşte şapka falan filan. Okey tamam, biz devam edelim şöyle gitmeye. Bakalım yani grafik olarak okey bence bu arada ya. Tabii oyun geliştiriliyor hala. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ben açıkçası hani Türk yapımı bir şey gördüğüm zaman önce bir yükseliyorum. Bazen çok çıkabiliyor böyle. Çok fos çıkabiliyor. Ama bu oyun hem YouTube'da benim gördüğüm videolar hem de işte şu an bakalım daha kesin fikrim vereceğim ama sanırım üstüne böyle 1-2 sene falan uğraşılsa çok güzel bir şeye dönüşürmüş gibi. Bu arada benim saçlarım çok kötü görünüyor ama artık buna alıştınız diye düşünüyorum. Şimdi M'ye basınca map açılıyor mu? Okey. Burası dağlık bir bölge. Buraları falan keşfetmemiz gerekiyor mu? Acaba şu yol üstünden mi gideceğiz sadece? Sanırım şurada bak cami falan var bu arada. Çok güzel olmuş ya. Hani ya Türk, her şeyin Türkçe olması çok güzel. Birazdan size efsane bir ayrıntı göstereceğim. Ben şurada bir tane ev var. Oraya kadar bir geldim dediğim gibi. Daha fazla ilerlemedim yani. Hiç böyle hayvan avlamamız falan gerekiyor galiba oyunda. Onları yapmadım. Şu an üstümüzde bir şey yok dedik değil mi? Aynen. Shift'e bastığımız zaman ortada bu arada sprint, yani ne onun Türkçesi? Sunny side up falan. Ulan şeye döndüm. Duygu Özaslan'a döndüm şu an. Sprintimiz var işte ya. Ne kadar fazla koşabildiğimizi gösteren. Burada bir cami var. Caminin içi modellenmemiş sanırım şu an. Emin değilim. Orada Türk bayrağımız, şanlı Türk bayrağımız dalgalanıyor. İşte bunları ben oyunlarda gördüğüm zaman bir seviniyorum arkadaşlar. Çok fazla böyle işte bu oyun şunun kopyası, bunun kopyası falan filan gibi olaylar var. Bu arada evet, karda yürüyoruz ve ayak izimiz falan da var. Oğlum şu ayrıntı bile çok güzel bir şey bir kere, tamam mı? Şimdi ben oyunu gereksiz de övmek istemiyorum. İçeriden kilitlenmiş. Bunun arkada bir kapısı vardı galiba. Burada mı? Aynen. Şimdi bak. Dışarısı eksi 20 derece. İçeri girince artıyor mu azalıyor mu? Onlara bir dikkat edelim. Eksi 5 oldu. Birden eksi 20. Eksi 5 okey. Tamam. Burada bir sobamız var. Bu sobaya tıklayayım. Ateş yak. Kibrit gerekiyor. Odun gerekiyor. Şurada kömürler falan var abi. Şunları bir alalım. Kömür. Güzel. Biz odun bulmadık değil mi bir yerde? Şurada vardı. Okey. Odun. Ateşi yakacağız. Şimdi oyunun en güzel detaylarından biri, teliften kaçınmak için bütün markalara yeni bir şey uydurulmuş. Bu benim çok hoşuma gitti. Buraya düz kola ya da böyle yazısız bir şey de konulabilirdi. La kola var. Ondan sonra burada neyimiz var? Sebil suyu, sebil suları, kıtlama şeker, Erzurum. Gofret kakaolu. Güzel. Burada ne var? Enfes ton balığı. Tamam. Güzel. Yaprığı. Yaprığım yaprak sarma. Okey. Çaylar. Rize çayı. Yani bir şey hani benziyor. Şu köy evi olayları çok hoşuma gitti böyle. Abi bayağı baksana yani. şeyler falan, duvarda halılar. Çok gerçekten hoş olmuş. Şimdi bir ateş yakalım. Size, bu arada oyunun yapımcısı eğer bu videoyu izliyorsa tabii ki kendisine de tekrardan teşekkür ediyorum. Bizim kibritimiz yok burada. Aa, burada bir şeyler var. Okey. Kibrit, Çakıroğlu kibritleri. Dediğim gibi şunun üstüne düz kibrit falan da yazabilirdi yani. Burada soğanlar var. Oyunda bayağı bir şey var yani bu arada. Çanak. Şu çanak çok önemli bu arada. Onu fark ettim. Şunu da açalım. Eczacı dolabı. Varol ağrı kesicileri. Güzel. Markalar hoşuma gitti. Abi bunu fark eden oldu mu daha önce video çekenlerden? Ya da oyunun yapımcısı mutlaka biliyordur tabii ki de. Ben oyunda şöyle bir bug, yani glitch buldum daha doğrusu. Şimdi sobayı yakıyoruz. Ya bu da hoşuma gitti. Bu düzeltilebilecek bir şey büyük ihtimalle de. Sobamız yanıyor. Bu arada soba yandığı zaman hissedilen 44 oluyor. Hava sıcaklığı ama yine -6. O ortam sıcaklığı galiba, emin değilim. Ya okey, şu an bir problemimiz yok. Şeyimiz artıyor zaten. Sol altta görüyorsunuz, okey. Ben kamerayı sağ üstte koyarım büyük ihtimalle. Şimdi sobaya gelip pişir diyoruz. Burada sobada pişireceğimiz şeyler var. Kar eritmek sınırsız. Çanağınız olduğu sürece istediğiniz kadar su yapabiliyorsunuz. Bir tane mesela kar eritelim arkadaşlar. Pişirmeye başla. Bizim en son aldığımız item neydi? Şu muydu? Eczacı dolabından ağrı kesici mi almıştık? Şimdi bu karın erimesi 14 dakika sürüyor. Oyun zamanıyla sanırım. Bunu almaya çalıştığınızda abi. Aa şu an olmadı. Düzeltilmiş mi bu? Şöyle bir bug vardı. Son aldığınız item'ı sınırsız olarak buradan alabiliyordunuz abi. Sanırım düzeltilmiş. Helal olsun ya. Bir gün daha, dün gece falan ben bunu fark ettim. Sanırım düzeltilmiş, okey. Her neyse, bu size göstersem çok eğlenceli olacaktı ama şu an göd oldum. Yapacak bir şey yok. Şunu bir bekleyelim. Burada suyumuz bir şey olsun. Başka neler yapabiliyoruz mesela sobada, onu da göstereceğim sonrasında size. Pişir, aynı anda birkaç şey pişiremiyormuşuz. Okey, tamam. Yok aslında yer var ama okey, sıkıntı yok. 5 dakika. Oyun ya bak, orada dakika geçince sol üstte geçiyor mu zaman acaba? 16-13 şu an. 3 dakika oldu. 16, evet, az çok aynı gibi sanırım. Aynı hatta ya. Bizim koyma zamanımızla alakalı diye düşünüyorum. Ha, şurada çekmeceler var, dur bakalım. Çekmeceden babet çorap aldık. Bir de bere aldık, okey. Bunları giyebiliyoruz bu arada. Sağ tık giy diyoruz. Bunlar bize sıcaklık olarak geri dönüyor tabii ki. Bunları da giyelim. Çorabımız var, beremiz var. Buraya sanırım pantolon ve kazak falan gibi şeyler giyeceğiz. Okey, çanağımızı alabiliriz. Suyumuzu aldık. Başka ne yapabiliyoruz mesela? Kar erit. Çay yapabiliyoruz. Çaydanlık gerekiyor. Türk kahvesi var. Tarhana çorbası var. Ekmek, geyik eti kızartması, tavşan eti, domuz eti, hayvan eti, geyik kebabı. Karışık baharat, çiğ geyik eti. Şimdi geyik için bizim büyük ihtimalle bir şeyler avlamamız gerekecek. Biz buradaki her şeyi aldıysak abi, buradan artık gidebiliriz diye düşünüyorum. Sıcaklığımız falan da okey. Enerjimiz biraz yarıda ama onu da artık halledeceğiz. Ben şu yolu bir takip edeceğim, dur. Biz nereden geldik? Camiye... Ha, biz böyle devam edeceğiz değil mi? Bakalım hemen. Okey. Dediğim gibi bak, bunda videoda denk geldik. Ben oyunda bir bug keşfetmiştim. Birazdan tekrar deneriz oluyor mu olmuyor mu diye. Demek ki düzeltilmiş. Helal olsun. Ya da bir bakalım. Bir şey yaptıktan sonra mı oluyor acaba falan. Hepsine bir bakarız arkadaşlar. Başka yani harita bu kadar mı? Ondan emin değilim mesela. Aslında çok da küçük bir harita da değil gibi. Bizim oradan oraya gelmemiz yine bir bayağı bir sürdü sanırım, 5-10 dakika kadar. Oyunu ben size dediğim gibi çok detaylı bir şekilde şu an oynamayacağım. Oyun nasıl hissettirdiğini, böyle hani düşüncelerimi falan söylemek istiyorum açıkçası. Eğer yani üstünde sürekli çalışılacaksa, böyle 1 yıl 2 yıl falan gibi bir süre çalışılacaksa, bence hakikaten güzel bir şeye dönüşebilir oyun. Buradan gittikçe, ben oradan sonrasına gitmedim açıkçası. Biraz böyle yürüdüm abi, ormana gidiyormuş falan dedim ama başka evler falan filan olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Ya oyunun çıkış fiyatını bu arada bilmiyorum arkadaşlar. İnternette bir söylenti var, 20-25 lira arasında bir şey çıkacak sanırım. Eğer öyleyse mükemmel, tabii ki alınabilir her zaman. Sırf şu Türk markalarını falan filan görmek için bile alınır. Bu arada şu ormana falan girsek bir şey keşfedebilir miyiz acaba ya? Bir de yerden taş falan filan bir şey toplayabiliyor muyuz? Bak onları bilmiyorum. Şu craft menüsüne ben tekrar gelmek istiyorum. C'ye basınca... Aa, bunu yeni gördüm. Gerçekten ben oyunun şu an third person oynandığını bilmiyordum abi. Abimizin tipi, bunu değiştirebiliyoruz. Değiştirebilsek mesela güzel olur. Okey, sakal bıyık yine benden. Güzel, biraz böyle oynayalım ya oyunu. Bak şu an yeni gördüm, biraz daha yükseldim. Third person olması da bir ayrı bir hoşuma gitti şu an. Şurada ev var ileride bu arada. Ben başka bir şeye bakacaktım ama. Şimdi silah falan filan, bıçak diyor mesela, ne gerekiyor? Hurda metal gerekiyor, dal gerekiyor. Dalı mesela nereden bulacağız? Bak dal birkaç şey, meşale için falan da gerekiyor. Dalı falan sağdan soldan mı bulacağız diye merak etmiyor diyeyim. Arkada bağlama falan çalıyor bir şey keşfettiğiniz zaman. Aa. Güzel ya, vallahi güzel, bak hoşuma gidiyor. İşte oyun genelde free assetler kullanılmış, bilmem ne olmuş. Yani lisanslı olduğu sürece, bu arada evet dalı buradan alabiliyormuşuz. Lisanslı olduğu sürece bence hiç istediği şekilde yapılabilir oyun. Dediğim gibi telif hakları gibi bir sorun yoksa zaten Steam'de kabul etmez diye düşünüyorum öyle bir olayı. Şimdi okey, böyle bir yere geldik, sıcaklık yine okey. Susamlı çubuk kraker. Abi çok iyiymiş. Soğan var. Şu altta bir depo var. Depoya bir bakalım. Burada bir şey yok. Yoğurt. Varil diyor. Burada ateş mi yakıyoruz yine? Ben şimdi ateş falan yakmak istemiyorum. Benim enerjim düşük ama enerjiyi nasıl? Aa uyuyabiliyor muyuz lan? Aa uyuyabiliyoruz. Saat 17.04. Burada uyumak istemiyorum ben. Tarhana bulduk bir tane. Cezve bulduk. Kıtlama şeker ve kumaş bulduk. Şimdi dal da var. Meşale yapabiliyoruz mesela. Tarhana çorbası, açlık, susuzluk ne durumda? Fena değil. Ben devam etmek istiyorum ya. Biraz devam edeceğim. Burada her şeyi aldık mı? Bundan bir emin olalım da. Kibrit varmış. Bunu görmedim mesela. Şunlara bir dikkat edelim ya bak. Burada güzel güzel şeyler var gerçekten. Güzel işlemeler, motifler. Suyu da görmemişim. Bu su yalnız burada donmuştur. Başka bir şey bıraktık mı? Şunu almayı denedik mi ya? Bu alınmıyor galiba, aynen. Herhalde aldık her şeyi diye düşünüyorum. Okey. Nasıl gideceğiz? Yine aşağı doğru devam edin. Ben şöyle sağda solda şeyler var mı diye merak ediyorum da. Ormanın içinde yani sadece bu yolun sağında sonunda mı var? Yoksa içeri doğru girdikçe bir şeyler bulacak mıyız? Şimdi girip orada da... Aa bir şey var tepede. Oğlum oraya nasıl yakın bakacağız ya? Gözlem evi gibi bir şey var böyle. Herhalde ben mi yanlış görüyorum anlamadım ki. Sanırım var. Oraya da çıkmak yani saatler sürer bu arada. O yüzden çok fazla şey yapmayacağım. Şimdi biz serbest moddayız. Dediğim gibi çok fazla böyle hayvan, avcılık falan filan işlerine çok girmeyeceğim. Eğer böyle devamını görmek isterseniz 20 dakikadan sonra 20-25 dakika falan olur büyük ihtimalle video. Devamını görmek isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Ben ikinci bölüm gibi bir şey çekebilirim mesela Erzurum'a. Abi oyunun adı Erzurum falan çok garip geliyor hala. Ve yabancı bir şey oynuyormuş gibi. Ya sıradan bir survival oyunu oynuyormuş gibiyim yani şu an. Hani keyif veriyor açıkçası. Hikaye modu çıkacakmış ve hikaye modunu merak ediyorum ben. Açıkçası oradan kurtulabilir oyun. Şu an açık söylemek gerekirse hani bunun gibi birçok oyun var. Evet. Hikaye ya. İnsanlar Dear Esther diye bir oyun oynadı abi. Şimdi Dear Esther'la mı karşılaştırıyorsun falan gibi bir şey demeyin ama. O da sadece yürüdüğümüz ve hikaye anlatımıyla mükemmel olan bir oyundu. Bence aynı şey burada da olabilir. Böyle güzel bizim kültürümüzden, Anadolu'dan bir hikaye. Belki doğaüstü bir şeyler olabilir. Öyle bir şey olursa bu oyunun hikayesiyle güzel bir şey olabileceğini düşünüyorum. Bir de oyun yapımcıları, sevgili Türk oyun yapımcıları neden hiç böyle Dabbe gibi cinli korku oyunları yapmıyorsunuz abi? Benim yemin ediyorum böyle şeyim olur yani. Her zaman oynarım. Cinli bir korku oyunu istiyorum ya. Bunu kimsenin aklına gelmedi mi acaba bunu yapmak? Ya da var mı mesela, onu da bilmiyorum. Bence yapılabilir abi. Tutar da yani. Burada bir ev daha var bu arada, onu merak ettim şimdi, oraya da bir bakalım. Şu ana kadar ev keşfedip durduk ama bir de eşyalarımızda da silah milah, hurda metal var mı bizde ya? Baktık mı hiç ona? Yok, hurda metal bulmamız gerekiyor. Bir de göktaşı bulmamız falan gerekiyor oyunda sanırım. Haritanın her yerine dağıtılmış göktaşları mı var? Ya bu bayağı uzun zaman alacak, o yüzden çok fazla ben de şey yapmak istemiyorum. Şöyle bir alalım animasyonları. Aa güzel. Güzel güzel. Hoş. Şunu al. Taş falan alabiliyor musun? Taş alamıyorsun. Ben okey ya. Tamam. Oyun benim hoşuma gitti yani. Daha çıkmamış. Beta versiyonu olduğu için de konuşabiliriz. İçeride FPS oynamak daha mantıklı bu arada. Şimdi burada nelerimiz var? Karışık baharat. Güzel. Kebap yapabileceğiz etimiz olursa. Çaydanlık. Çay yapabiliyoruz. Soğanımız var. Sarımsağımız var. Aa işte bu. Güzel. Güzel bir Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının olduğu güzel bir resim. Güzel, güzel düşünülmüş. Ben sırf destek olmak için oyun çıktığında da satın alacağım bu arada tabii ki. Siz de isterseniz bütçeniz... Oha! Oha silah çıktı. Dikiş seti. Su. Dur bu silahı nasıl kullanacağım şu an merak ediyorum. Burada da güzel bir İstanbul Boğazı. Dolaptan neler çıktı? Türk tişörtü çıkmış. Bunu giyebiliyor muyuz? Giyildiğinde 2 derece sıcaklık bonusu verir. Giy abi. Pantolonumuz falan hala. Dur şu silahı nasıl kullanacağım ya? 1'e 1, 2, 3. Buradan mı takacağız? Kuşan. Şu an hala. Aha. Güzel. Ama mermimiz yok galiba değil mi ya? Yok. Mermi falan. R'ye falan basıyorum. Henüz mermi falan gibi bir şey yok. Ya mermi göstergesi var mı oyunda onu göremedim açıkçası. Un falan alıyoruz. Kumaş alıyoruz. Burada bir süpürge var. Burada ne var? Plastik hurda. Burada bir şey yok. Kumaş var. Merdiven. Çık abi merdivene. Burada craftlanacak bir şey yok gibi. Bir in aşağı. Okey. Şurada bir şeyler var. Ne bu? Beni silin. Antibiyotik. Güzel. Bu nedir? Bileme taşı. Bayağı da bir çeşitli itemler. Hurda metal. Güzel. Hurda metalde bıçak yap. Fenerimiz var. Elektronik hurda. Kibritimiz var. Bıçak yapabiliyor muyuz ya? 2 tane mi gerekiyordu hurda metalden? Craft menüsü. Bıçak 2 tane gerekiyormuş. Tüh. Mermi. Mermi nasıl? Kükürt. Hurda metaller de. Kükürt ne abi? Kükürtü nasıl yapalım ya şimdi? Nasıl bulalım daha doğrusu kükürt? Sobada bizim enerjimiz falan baya kötü. Ben bir de oyunda şeyi görmek istiyorum abi. Çekmeceden bir şey çıkmadı mı gerçekten? Ha tabanca mermisi varmış ya ekranda. 0-0. Bir uyumak istiyorum. Geceyi görmek istiyorum oyunda ya. Şu an saat 18:22. İşte uyu abi. 10 saat uyu. 10 saat uyuyunca kaç uyu? Okey. 4. Sabaha karşı 4 falan gibi uyanacak galiba. Uyuyor. 7, 6, 5, 4. Ne oldu? Niye uyandık lan? Yetti. Ha enerji. Aa enerji. Okey. Enerji böyle fulleniyormuş. Meşale yapalım. Meşalemizi yaptık. Bunu kuşanalım. Kullanalım. Şu an kullanıyor musun meşaleyi anlamadım. Bayağı susuzluğumuz falan çok kötü durumda burada. Hemen bir şeyler yiyip içelim ya. Şunları ye abi. Bir de su iç. Afiyet olsun. Bir tane daha su iç. Meşaleyi kullan hiç yoktan iyidir. Kullanamıyorum şu an anlamsız bir şekilde ama. Kibrit mi gerekiyor? Kibrit de var. Meşaleyi alıp şöyle... Şimdi şöyle o zaman dur. Silahı bir... Oğlum... Fırtına mı çıktı dışarıda? Ne oluyor abi? Bir de şey... Bağlama falan çalıyor bir de. Çok garip. Garip işler oluyor şu an. Oha fırtınaya bak. Wow. Meşaleyi nasıl kullanacağım ya? Dur. İptal. Silah nerede abi? Fener. Feneri kullan ya. Niye meş... Oo güzel. Okey. Feneri unutmuşum ben. Bu fenerin acaba şeyi var mı? Varmış. Biraz fırtınada gidelim şöyle. Meşaleyi kullanamadım. Ulan ters gidiyoruz dur. Meşaleyi kullanamadım bu arada arkadaşlar. Gece gece de yani bu saat gece 1'de yola mı çıkılır be abi? Hava eksi 53 derece bu arada. Birazdan ölürüz biz zaten ev falan bir şey bulamazsak. Sıcaklık konusu en şu an sıkıntı yaşadığımız konu. Merak ediyorum ya, ölürsek de ölelim bu arada, görmüş oluruz. Şu fenerin kısa bir yolu var mı? Varmış, F'ymiş. Sıcaklığımız bayağı, evet, kırmızı da şu an kritikti. Fenerin pili de var bu arada, gördüğünüz üzere. Çok bir şey değişmiyor açmamız açıkçası. Zaten şunu görebiliyoruz. Ya ben şu an bir hayvan falan bir şey avlamak istiyorum açıkçası ama sanırım mermi ya da bıçak yapmamız için biraz ilerlememiz gerekiyor oyunda. Baya baya fırtına var şu an. Haritada taş ev, ahşap kulübe, taş ev. Haritada keşfettiğimiz evler falan görünüyor ya, o yüzden. Oğlum hayvan mayvan bir şey saldırır mısın bize? Şeyden eminim yani, işte dışarıda domuz falan. Evet, sağlığımız düşmeye başladı sanırım, değil mi? Tamam, bir şey keşfedemezsek donarak öleceğiz. Yani oyunda hayvan falan olduğuna eminim şu an ama nasıl avlayacağız, ne kadar ilerlememiz gerekiyor falan, bunları bilmiyorum. Eğer siz bilmiyorum bilginiz varsa, ki nasıl olacak, oyun daha çıkmadı ama bir bakarsınız. Bana söylersiniz yani. Abi şu şekilde avlanıyor, bunu yapabilirsin falan filan şeklinde. Oyun bir şey yaptı ama sardı ya, oynanır yani gerçekten. Beğendim. Vallahi tebrik ediyorum. Oyun yapmak dünyanın en zor işlerinden biri. Ve yanlış bilmiyorsam bu oyunda tek kişi tarafından yapıldı. Böyle milyon dolarlık bütçeleri olan oyunlarla karşılaştırmayın arkadaşlar bunu. Şey de doğru bu arada, yani tek kişilik yapılan oyunların da en iyisi değil, evet, ama sonuçta güzel bir girişim gibi düşünmek lazım bunu. Abi bu arada ev falan da yok ha sağda solda. Öyle gidiyoruz ama birazdan öleceğiz. Gerçi sağlığımız çok yavaş yavaş düşüyor. En kötü geri döneriz, onu da istemiyorum öyle bir şey. Hiç önümü göremiyorum şu an ya. Yalnız kar olayı belki, bilmiyorum, değişse güzel mi olur acaba? Gerçekte de hiç kar fırtınasına da denk gelmedim de böyle görünüyor mu emin değilim. Denk gelmez olur muyum? Geldim ya, evet. Ve böyle görünmüyor sanırım. Ya eğer gerçekten şu an serbest modda yapılacak avcılık falan filan gibi işler varsa ben bunu böyle uzun uzun oynamak da isterim. Şu an hiç kesmeden bir göstermek istiyorum. Hatasıyla her şeyiyle. Henüz bir bug gibi bir şey de görmedik açıkçası. Oyun böyle dolu dolu olsa, hikaye dolu olsa, haritada keşfedilecek diyaloglara belki girilebilir. Gerçi insan olacak mı oyunda bir emin değilim. Yani bir ev keşfettik bu arada. NPC olacak mı ondan emin değilim ama. Nerede? Burada gösteriyor. Şu, bu ne oğlum? Bu ne lan? Taş ev. Bu mu taş ev? Ben çok yanlış bir yere bakıyorum galiba. Bu değildir. Bu taş sadece. Bunun ev kısmı nerede? Bir bağlamalar falan filan bir oyun için çok garibime gitti şu an. Çok güzel ya. Taş ev burada mı abi? Ya kar fırtınasından bak kaybolduk şu an, öyle düşün. Harita olmasa ilerleyemeyeceğim. Hiç göremiyorum şu an ya. Feneri falan aç. Şu an burada bir taş ev varsa bu olmadığından o kadar eminim ki. Acaba yapılmadı mı ya? Ben mi yanlış? Oğlum yolun öbür tarafındaymış. Biz haritaya bayağı uzaktan bakıyormuşuz. Ya ben ne kadar gerizekalı bir şekilde... Neyse tamam. Benim suçum arkadaşlar. Oyunun hiçbir suçu yok. Oyunun hiçbir suçu yok. Güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Aç kapıyı. Kapat. Çok iyi. Ne var burada? Deck 12 Concrete. Çimento. Okey. Gürcanlar. Gürcanlar çimento. Her zaman yanınızda. Kumaş. Al bakalım. Burada bir şey. Aa bir şey var. Kumaş. Bu kumaşla meşale yapıyoruz da meşaleyi kullanmayı bulamadım ben. Fener de çok parlıyor ya. Yani kapalı alan için değil bu fener kesinlikle. Şöyle belki oynanabilir Fenerli. Biz dışarıdan da hiç oynamadık ya. FPS modu daha çok hoşuma gitti açıkçası. Zaten iç mekanlar kesinlikle FPS oynanmalı da. Burada ne yazıyor ya? Türkçe bir şeyler var mı burada? Koliciler. Kumaş. Al kumaşı. Al kumaşı. Kömür. Al kömürü. Üst katına bakalım. Bir mermi, bir bıçak mıçak bir şey yok mu ya? Lan! Hı. Kapat. Okey. Tarhana. Al bakalım. Sarımsak. Al. Berkecan yoğurt. Berkecan yoğurtlarını da al. Küflü yoğurt mu diyor? Küflü yoğurt. Aa. Kola. Kumaş. Bu ne? Burada bir soğanımız var. Sağda solda başka bir şey bırakmayalım. Burada bir takım şeyler var. Yine çubuk. Kıtlama. Kibrit. Aa, bayağı bir şey çıktı. Su ve yemek sıkıntısı şu an hiç çekmeyeceğiz gibi hissediyorum. Tarhana çorbası falan filan yapabiliyoruz mesela şu an. Üstümüzde bulunan eşyalarla. Öyle bir şey vardı çünkü hatırladığım kadarıyla. Depoda bir şey yok. Bunu istersek ev olarak falan kullanabiliyoruz. Ha. Bak 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 bir şey oldu. Depoyu açıp... Ha yok tamam. Üstte şey oluyormuş. Aldığımız eşyalar yeni yeni mi geliyor? Kömürleri al abi. Sobayı birazdan yakarız. Dolaptan ne çıkacak? Pantolon çıksın bu sefer de. Çıktı mı bir pantolon? Çıktı valla. Giy. Güzel bir motifli motifli şeyler. Burada bir yatağımız var. Başka bir şey bıraktık mı evde? Mercek. Mercek diye bir şeyimiz var. Bununla ne craftlayacağız merak ediyorum. Belki ateş yakılabilir. Belki bir dürbün falan bir şey craftlanabilir. Şu sobayı ben bir yakmak istiyorum artık. Ateş yak. Şu yemeklerden falan birini pişirelim mesela. Sıcaklık olayımız da bayağı düşmüş. Dur buradan değil. Burada pişir diyoruz ve ne var mesela? Tarhana çorbası pişirelim. Pişirmeye başla. Evet. Artık o bir şeyi pişirirken sınırsız item alma olayı glitch'i şu an yok. Aha var. İşte. Elimde silah varken oluyormuş değil mi? Galiba öyle bir şey. Şu an sınırsız ağrı kesici alabiliyorum arkadaşlar. Sınırsız ağrı kesicim var şu an. Böyle bir glitch var oyunda. Bu işe yarıyor mu? Hemen buradan kontrol edelim. 12 ağrı kesicimiz var. Ben inatla E'ye basayım mesela böyle bayağı bir. 14 oldu. 1, 2, 16, 17 falan diye sınırsız ağrı kesici. Böyle bir glitch var oyunda. Bu düzeltilebilecek bir şey ama benim de hoşuma gitti. Ve oyunlarda glitch'i keşfetmek falan eğlenceli oluyor. Ben biraz daha yatayım şurada ya. Uyu abi. Enerjin dolana kadar uyu, şu fırtına belki geçer. Bu fırtına da dışarı çıkın. Bu sürecek mi böyle daha uzun uzun? Biz hiçbir şey yapamayız bu fırtınada. Şu tarhana çorbasında güzel bak. Görüntüler falan güzel. Çorba nerede? Ye bakalım. Afiyet olsun. Oo, şapırdatma sesi. Tam bir dayı çorba içişi sesi geldi. Falan diye. Güzel. Valla ne yalan söyleyeyim. Oyun benim çok hoşuma gitti. Yani mükemmel, böyle oynadığım en güzel oyunlardan biri falan gibi bir iddiam yok ama. Sağdan gideceğiz. Fırtına azalmış mı? Geyik var ya. Şunu nasıl öldürebiliriz abi? Bıçak. Hiçbir şey craftlayamıyoruz. Meşale. Meşale de ne işimize yarayacak? Oğlum bir yanına gitsek. Böyle yaklaşınca kaçıyor tabii. Ne yanına gideceksin? Ne yapacaksın yanına gidip? Bak şu geyikleri falan öldürsek güzel olacaktı ya. Bağlamalar çalıyor. Böyle değişik değişik güzel. Dediğim gibi oynadığım en güzel oyunlardan biri falan gibi bir iddiam yok. Ama eğlenceli. Türk yapımı olması, oyunundaki içeriklerin Türkçe olması. Erzurum olması oyunun. Ve bir hikayesi olacak olması bir umutlandırıyor. Yani birçok oyun tabii Türkçe falan ama içeriği Türkçe olunca, işte ürünler Türkçe olunca falan. Mesela Stardew Valley'i de o şekilde yapmışlar ya. Oyunun içinde de Türkçe yazıyor her şey falan. Benim bayağı bir hoşuma gidiyor açıkçası. Çok yükseldim ben bu oyuna ya. 2 yıl sonra falan tekrar bir mesela oynarım. Çıktığında da bu arada oynarım mutlaka oyun. 2 hafta sonra. İsterseniz bu seriye de devam edebiliriz. Ben video dışında bir bakarım neler yapılıyor falan. Şu map'in sonunu da merak etmedim değil. Kuzey ışıkları var oyunda. Bu eleştirilmiş mesela, Erzurum'da Aurora'lar ne alaka falan diye. Ya olabilir, oyun sonuçta, anladım yani. Bazen bilmiyorum çok fazla gereksiz eleştiri falan yapılabiliyor. Hava çok sakin şu an. Aa bak şu manzara çok güzel mesela. Bir de oyun şu an orta ayarlarda, yani yüksek ayarlarda, ultra'da değil. Ultra'yı aldığımda böyle bir hafif bir problem oluyor. İnanılmaz akıcı olmuyor oyun. Benim bilgisayarımla alakalı da olabilir, oyunun optimizesiyle alakalı da olabilir. Şurada bak son bir ev var. Ben oradan bir mermi falan bir şey arayacağım. Ya da bıçak, hurda metal falan. Geride varsa görmediysek. Gerçi bıçakla geyik nasıl avlayacağız? Bir de kükürtü nasıl bulacağız? O da ayrı bir konu. Oyun sardı ya. Bir şey diyeyim mi? Sardı abi oyun. Oyun anlamsızca sardı. Çok geliştirilmesi lazım. Map'in daha dolu dolu olması. Yapılacak belki bilmiyorum bir şeyler olması gerekiyor ama oyun sardı yani. Bir Mist Survival mı ne? Öyle bir şey oynamıştık sizde. Şu an böyle teknik de konuşup işte oyunun bilmem ne mekanikleri şöyle değil. Zaten çok anladığım konular da değil ama oyun beni sardı mı sarmadı mı? Ben buna bakıyorum açıkçası bir şey oynarken. Aa bu neymiş? Terk edilmiş atölye. Haydi bakalım Türk bayrağı. Burada bir şeyler yanıyor bu arada. Tavşanlara bak, tavşanlara. Lan! Hiçbir şey yapamayacağız size de. Şuraya gitsek mi ya biraz sonra? Şuraya... Oo. Altanlar kereste. Dalları almayacağım şimdi. Metal kapıyı aç abi. Wow. Burada kesin hurda metal falan vardır. Kükürt de vardır burada biliyor musun? Bak hurda metal var kesin. Bu neymiş? Kumaş. Burada bayağı bir hurda metal olması lazım hatta ya. Sandıkta bir şey yok. Sandık bizim şeyimiz için galiba. Yatak. Her yerde yatak olması da okey. Yatak craftlayabilsek çadır madır öyle bir şey de olabilirdi. Kola. Şunları alalım zaten. Evet. Üstümüzde ağırlık yaptı. Aa koşamıyoruz mesela şu an. Okey. Yiyelim abi şeyleri. Şu suyu iç mesela. Şunu ye. Bunu kullan. Ne bileyim. Durduk yere ilaç kullandım mesela. Bu neymiş? Maya. Ekmek yapmak için gerekliymiş. Güzel. Bir de soğan yiyelim şöyle. O afiyet olsun. Şu an koşabiliyoruz okey. Ben bir bıçak craftlamak istiyorum. Tamam. Bu bıçağı da kullanmak istiyorum. Meşaleyi bile... Aa bilememiz gerekiyor. Biledik mi bıçağı şu an? Bileyince bileği taşı gitti. Bileme taşı. Boşuna mı biledik? Leşlerin etlerini kesmek için gerekli diyor. Daha bizim leşimiz yok ki ama abi. Mermi, illa mermi gerekiyor ya. Okey. Mermiyi kesinlikle bulmamız lazım. Bu atölye bak, burası fabrika gibi bir yer. Burada kükürt falan vardır. Bu ne lan? Aa nacak. Nacak nedir? Balta. Bunu da mı bilememiz gerekiyor? Odun kesmek için gerekli. Allah kahretsin bileme taşımız yok. Gittik bıçağı biledik. Odun kesmek için gerekli. Bilememiz gerekiyor mu peki ya? Odun nasıl keseceğiz şimdi? Dur şurada bir şeyler var. Bu depo. Şurası. Kumaş. Ya kumaşa da çok gerek yok. Okey burayı da aldık. Bu nedir? Ya bir kükürt falan bir şey bulsak çok güzel olacaktı ya. Acaba nerede? Şu yanan yerde falan olabilir mi kükürt? O bayrağın sesiymiş. Bayrak da güzel dalgalanıyor. Hoş. Şunları nasıl keseceğiz mesela ya? Allah Allah. Bak bile odun kesmek için gerekli. Bileme taşı tabi yok. Onu craftlayamıyoruz galiba. Ben şu yanan yere de bir gideceğim arkadaşlar. Burayı full şey yaptık mı biz ya? Lootladık mı acaba? Emin olamadım. Şu yanan yere de bir gideceğim. Bu arada video 20 dakika diyorduk. 40. dakikaya giriyoruz. Vay. Ters mi gidiyoruz? Yo. Yanan yere orada nasıl ters gidebilirsin ya? Ben çok erken uyandım arkadaşlar bugün. Bir aptalım ya, kusura bakmayın. Bir şey değil mi? Oyun sardı ya. Vallahi şaka yapmıyorum, sardı. Aa, bizim sağlığımız falan çok kötü durumda ya. Bir ilaç bir şey alsana. Sağlığı arttırmış. Ulan ilaçtan keşke sınırsız alabiliyorken alsaydık. Sonra düzeltecekler bu bug'ı. Alamayacağız da. Şu yanan yerde ne yanıyor onu merak ediyorum açıkçası. Sinop diye de bir oyun yapalım mı ya bizde? Yok mu bir Sinop diye oyun yapmamız? Çok güzel olur daha böyle. Varsa aranızda oyun yapımcısı benimle iletişime geçsin falan. Sinop diye oyun yapalım arkadaşlar. Böyle olacaksa okeyim ben bu arada. Biz böyle ne zaman lisedeyken falan bisikletle Sinop'ta bir ormana girip kaybolmuştuk. Tıpkı şöyle bir şey yaşadık yani. Böyle ormanın içinde hayatta kalma mücadelesi verdik ama sadece 3 saat falan sürdü bu mücadele. Güzel bir survival oyunu yapılabilir belki. Haritanın sonuna geliyoruz şu an. Burası şeye gidiyor. Burası yanan yer. Şimdi şöyle mi gitsek, oraya doğru mu gitsek? Burası haritanın sonu. Buradan bir yere gitmeyecek belli zaten. Ya da gidiyor mu? Başka harita açılıyormuş. Düşünsene. Şu adam koştukça falan şey olsa keşke ya. Bir de ısınsaydık keşke. Keko gibi sol altta gördüğünüz üzere bayağı bir sıcaklık sorunu yaşıyoruz. Ben şu ortasından gideyim bunların. Bu yanan yer bayağı uzakta falandı. Yo. Ne kadar uzakta olacak ki olsa. Ben gidiyorum abi oraya. Aa, kurtlar. Şu an mermi de yok ha. Allah kahretsin. Yapamıyoruz değil mi? Biz yanlışlıkla kükürt falan aldık mı bir yerden? Metalimiz de yok ki. Bıçağı harcadık metali de. Ve bir tane daha vardı. 2 tane gerekiyordu çünkü. Okey. Kükürtü bulamadık. Yapacak bir şey yok. Oo, wow, kurtlar var. 2 tane kurt var abi. Oğlum bıçağı falan elime alıp bunları saldırıp öyle bir şey olsun. Ya şu silahı nasıl bırakacağız? Kuşağını tamir et. Temizlemek. Hop lan. Abi gözünü seveyim gidin ya. Şu yanan ateşi görmeden ölmek istemiyorum. Peşime takıldı. Of. Saldıranda ilaç kullanamıyor muyuz? Kullan. Isırıp gittiler. Ne? Vallahi ısırıp gittiler. Ama bayağı bir ısırdılar yani. Bu duman nereden geliyor abi? Kanamamız var. Kanamayı nasıl durduracağız? Sargı bezi gibi bir şey lazım büyük ihtimalle. Evet, sargı bezi lazım. Hemen yapalım. Kullan sargı bezini. Kanama durdu mu? Durdu, evet. Güzel. İyi, ölmedik ya. Vallahi şu yanan yeri görmeden diyecektim. Bu bir volkan falan mı acaba? Volkanik bir dağ mı var burada? Ne var? Neyse, o zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ben haritanın şurasına kadar yürüyorum şimdi. Biraz böyle atlayacağım burayı. Bakalım haritanın sonunda ne var? Sanırım buradan göremiyoruz hakikaten. Emin de olamadım yani. Şuraya falan gitmek gerekiyor diye belki. Bir oradan bakmaya çalışacağım. Bakalım görebilecek miyiz? Merak ettim açıkçası. Bu ne abi? Bu ne lan? Oo, geyik leşi. Ha, bıçağı burada mı kullanacağız? Evet, silah ve bıçak aynı anda garip olmuş. Tamam, geyik etini bu şekilde bulduk. Geyik avlamasak da bir leş bulduk ve çiğ geyik eti. Okey, süper. O zaman dur, üstümüzde bir şeyleri kullanalım ya. Bayağı bir ağırlık var abi. Şunların hepsini yesene be. Okey. Bir şeyler yedikçe susuzluğumuzu falan da arttırıyor bu arada. Bu arada evet ya, yolun dışında da keşfedilecek bayağı yerler varmış yani anladığım kadarıyla. Ama buna yani 1 saat falan bile yetmez. Bayağı uzun sürer. Şurada da sanırım map'in sonu. O da başladığımız tünel gibi bir tünele çıktı. Yanan yeri göremiyoruz arkadaşlar. Haritanın dışında kalmış. Açıkçası görebiliyorsak ya da Bak buradan gidilmiyor. Okey, tamam. Yani orman kısımlarını keşfetmedik. Bütün yolu yürüdük bu bölümde. Şu sağ ve sol kısımlar, solda bayağı bir şey var gibi görünüyor ama buna da isterseniz bir sonraki bölümde, isterseniz oyun tamamen çıktıktan sonra tekrardan bir göz atarız. Burada da bir leş var mesela. Bu oyun bayağı okey ya, bayağı gidiyor yani. Olmaz. Ne olmaz acaba? Bunu da alalım. Güzel, okey, fena değil yani, bu kadar olur. Bunlar geliştirilecek şeyler. 2 tane et de burada bulduk. Ben bir şeye bakmak istiyorum arkadaşlar. Ayarlarda, kontroller kısmında. Okey. Bilmediğimiz bir şey var mı mesela? Dürbünümüz varmış. Dürbün olayı. Eşya falan. Buradan daha aşağısı yok bunun galiba. Okey. Klasik. Tamam. Acaba böyle ev yapma gibi bir menü var mı? Atıyorum Forest'taki falan gibi bir şey düşündüm ama. Hani buraya belki odun toplayıp ev yapabilirdik gibi. Odunu E ile mi topluyoruz acaba? Mesela onu da şey yapamadım ben. Yok. Ağaç falan kesme mutlaka vardır da ben şu an yani ilk defa açtığım için bilemiyorum. O şey balta gibi olan şey elimize alamıyoruz çünkü. Ya yakınlarda bir şey var mı diye baktım şu an. Çok bak şu ileride ağaç mı onlar yoksa radyo kulesi gibi bir şey mi? Ondan emin olamıyorum buradan bakınca ama şuradan bahsediyorum. Ağaç da olabilir, radyo kulesi falan da olabilir. Yani daha keşfedecek bayağı bir şey var anladığım kadarıyla. Ama bu oyun gelişirse bence mükemmel bir şey çıkar ortaya. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada tekrardan oyunun yapımcısına teşekkür ediyorum. Oyunu bana yolladığı için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.